Kars'a geldik. Sabah böyle 7.45'teydi uçağımız. 2 saat yaklaşık bir uçuş süresi vardı. Biz Habitat Otel'de kalıyoruz. Bizi havaalanından aldılar. Otelin servisi var. Otelin servisiyle buraya geldik. O da bir 40 dakika gibi sürdü. Tabii ki yolda harika manzaralar vardı. Her yer bembeyaz. Şimdi de otelimize yerleşmeyi bekliyoruz. Bu arada her yer o kadar beyaz ki böyle gözlerim kamaşıyor. Tam bakamıyorum. Burada gerçekten çok güzel bir doğa var gibi duruyor şu anda. Bakalım neler olacak. Kayak fiyatları çok değişiyor. İlk girdiğimiz yerde kayak kirası 70 lira. İkinci girdiğimiz yerde 30 lira. Hani baya baya bir fark var. Ama dün gerçekten çok yorulmuştuk. Hem uçak yolculuğu hem de akşam biraz geç yatmıştık. O yüzden dün çok fazla çekim yapamadık. Ama bugün ilk günümüz ve şahane bir hava var. Hatta şu an bile piştim yani. Kayak yapmaya başlayınca daha da sıcak gelebilir. Hemen arkamda gördüğünüz Habitat Otel'de kalıyoruz biz. Otel güzel. Şimdilik biz memnunuz. Herhangi bir sorun yaşamadık. Yemekleri falan güzel. Şöyle göstereyim. Telesiyerlere çok yakın. Hemen şurada, yani otel şöyle Telesiyer'in dibinde. Mart'ın ilk haftasındayız. Kayak kiraları sezonun sonu olması dolayısıyla biraz düşmüş durumda. 30 liraya kiraladık kayağı. Hava gerçekten çok güzel. Şimdi Sarıkamış ormanlarının arasından böyle kayarken de bazı görüntüler falan alacağım. Görüşürüz, bay bay. Şimdi az önceki bilgilendirme videosunu çekmediği için şimdi tekrardan başlıyoruz. Kar mı başladı? Yok, aşağıdan dökülüyor. Soldan dökülüyor. Şimdi bilgilendirme videosunu tekrar alalım senden. Şimdi kaç tane? 9 tane bir kere toplamda pist var. Bu 9 pistten 3 tane başlangıç, 1 evet. tane kolay, evet. 3 orta, 2 evet. de zor pist var. Orta pistler evet. tam orta. Bence hakkını veriyor. Kolay pistler de aşırı kolay. Kolay pistler dümdüz artık yani neredeyse. Ova. Ovada kayıyor. Zor pistler nasıl? Zor pistler %20'lik kısmı zor. Hakkını geri kalan veriyor kısmı mu? Orta. Veriyor yani. Daha zorlarını gördük. Yarın pembe gözlükleri ben takacağım. Hayır takamazsın, kusura bakma. Yaklaşmam lazım sana, tamam mı bebeğim? Hemen yanındayım. Korkma sakın. Çünkü çok uzak çıkıyor. Sen rahat rahat hareket et. Ben sana kendimi sana göre ayarlayacağım.
Gidip değiştirelim şu benim kayaklarımı. Şu benim kayaklarımı bir gösterir misin ucuna? Bak. Bunlar eski model kayak. Uçları sivri. Şimdi daha seri manevralar yapacağım artık. Bugün tatilimizin ikinci günü. Sabah kahvaltıdan sonra öğle yemeğine kadar hiç durmadan kaydık. Dur yeni kayaklarımı göstereyim. Bana yarış kayağı vermişler. Benim yarışçı gibi bir tipim mi var? Bilmiyorum ama hiç yani yanlış bir insana yarışçı kayağı vermişler. Ve daha da ağırdı. Ben eski model sandım onlara. Şu uçları böyle sivri sivri diye. Ama bunlar normal vatandaş kayağı. Ben şunları taşımak kaymaktan çok daha zor. Pazartesi 3. günü geldiğimiz günle birlikte. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Tekrardan hemen kayağa çıkacağız. Hava -4 derece ama o kadar güneşli ve güzel gözüküyor ki bir an önce çıkmak istiyorum. Hatta şöyle havanın nasıl gözüktüğünü de göstereyim. İşte o da manzaramız. Hava soğuk ama çok güneşli bir yandan da. O yüzden bu tarz havalarda kayak yapmak çok keyifli oluyor. Çünkü üşümüyorsunuz. Aslında böyle kayak kıyafetleriyle ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. İlk defa kayak tatili yapacaksanız eğer kayak kıyafeti almasanız da olur. Çünkü gittiğiniz birçok yerde kiralık kayak kıyafeti bulabiliyorsunuz. Belki kendinizi denemek istersiniz ya da bir defalık gittiyseniz. Kayak kıyafeti almanıza gerek yok. Zaten kayak kıyafeti dediğiniz olay su geçirmeyen kıyafetler demek. Decathlon birinci önceliğimiz. Decathlon'dan alabilirsiniz. Seviyenizi ilerlettiğinizde çeşitli markalar var. Mesela Quicksilver'ın güzel montları falan var. İşte Roxy markası var. Birçok yerde var aslında. Fiyatları da tamamen her üründe olduğu gibi değişken, her fiyata var, ucuza da var, pahalıya da var. İstediğinizi alabilirsiniz. Önemli olan aslında burada, kayakta önemli olan şey kıyafetlerinizin su geçirmemesi. Bu anlamda kaliteli olması işinize görür. Çünkü su geçirdiği zaman çok üşürsünüz. Ben kıyafetlerimi Decathlon'dan almıştım. Açıkçası kayak tatilini ben daha çok rahat bir tatil olarak değerlendiriyorum. Ve nasıl rahat edeceksem o şekilde giyiniyorum. Şu anda 7 numaralı piste gideceğim. Zora yakın bir pist. Umarım düşmem diyorum. Görüşürüz. Benim şimdi kaydım. 7 numaralı, evet 7. 2600 metre orta seviye. Ama bence zora yakın orta. Bence değil. Ben bak 4 tam orta, bence 7 zora yakın orta. 4 kolay bence. 4 kolay olur mu ya? Kolay. Sadece belli bir kısmı orta, %10'luk kısmı. İlk günlerimi hatırlasana, 4'te ben ne yaparım?
Bir saat 4'ten çıkamam. Şimdi git, 4 sene çok kolay gelecek buradan sonra. Bize şurayı kaysan. Burası kaç? Burası işte 5 mi 6 mı? Zor. Bugün son günümüz. Kaçıncı günümüz bugün bizim? 3 mü? Bugün 4. Bugün 4. günümüz. Zaten sezon kapandığı için neredeyse kimse yok gibi bir şey oldu. Çok az kişi var. Keşke bir gün daha olsa. Her zaman son günlerde böyle hissediyorum. Keşke bir gün daha olsa diye. Şimdi en alttaki teleferikten yine aktarma noktalarına gideceğiz. Çok fena terledim. Gözlerim deli gibi ışıldıyor şu an. Alo, merhaba, günaydın. Ben sizin telefonunuzu batıktan aldım da. Hazır Kars'a gelmişken. Şimdi ben yarın sabah Anyaver abileri ve Çalıdır Gölü'ne gitmek istiyoruz. O yüzden araç kiralayacağız. Emin şu an onunla ilgili konuşuyor. Gözlüklerimi taktım çünkü beyaz o kadar gözüme alıyor ki. 8.30'da buradan çıkacağız işte. 8.30'da çıkacağız. Boş boş video çekiyorum işte. Ama bu bizim günlüğümüz. Baksana bak, şeyi çeksene bak, ne güzel kar kremişler. İşte. Gerçekten pist çok güzel. Bu pistin hakkını vermek lazım. Sonra anne arabelerine geldik. Anne arabelerinin şimdi şurada sembolik hemen artık sembolleşmiş yapısı. Diğer şöyle çevreyi göstereyim. Aslında tabii günümüze ulaşan çok az bir yapı var burada. Tam İpek Yolu üzerinde yer alıyor anne arabeleri.
O yüzden de önemi çok büyük. Aynı zamanda çok eski yıllara dayanan bir tarihi var. 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine de dahil edilmiş durumda. Şimdi birazcık burayı gezeceğiz. Çok fazla kilise ve şapel bulunduğundan dolayı 1001 Kilise Şehri olarak da isimlendiriliyor. Ermenilerden Bizanslara, Selçuklulardan Gürcülere, Osmanlılara kadar birçok kalıntıyı görmek mümkün burada. Tarih boyunca da birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış aynı zamanda. 1071'de ilk defa Türklerin eline geçiyor ve ilk Türk camisi burada yapılıyor. Ayrıca şu görmüş olduğunuz Aziz Gregor Kilisesi 10. yüzyılın sonlarında kuruluyor. 12 kenarlı şapeli ve kubbesiyle hala görkemli diye yazmışlar. O yüzden burada evet. Erimiş buraları. Buralar da erimiş. Yerler erimiş durumda. Atlar geliyor. Biz ata binmedik ama atlara yük olmasın diye. Servis ediliyor. Piti. Evet, bu da piti aynı zamanda. Şimdi şunu çek. Gerçi bunu da yedik artık ama. Bu da umaç helvası. Bu ne helvasına benziyor. Ama daha güzel. Güzel. Güzel mi? Güzel. Sunum bir saniye tutuyor.
İlk defa kalsın bu arada.